bir araba alacağım. Sıfır olması lazım ama alacağınız arabanın. Ve o zaman size 2000 pound indirim veriliyor. Bu 1000 pound'u şeyden geliyor, vergi verenlerden geliyor, hükümetten geliyor. 1000 pound'u araba endüstrisinden geliyor. Bu hükümetle araba endüstrisinin ortaklaşa karar verip bütçeye dahil ettikleri bir şey. İngiltere'de satılan arabaların %85'i ithal. Yani İngiltere'de satılan araba Japon arabası, Amerikan arabası, şu bu. Yani araba endüstrisi çok düşük. Öyle olunca ne oluyor? Araba galerilerine vatandaşların vergileriyle yardım ediyorsunuz. Başka bir şey değil bu. Bu yüzden bu olay bayağı eleştiriliyor şu anda İngiliz piyasasında. Bunu İngilizler şeyden çaldı, Almanlardan çaldı. Fakat Almanlarla İngilizler arasında fark var. Almanlar para biriktiriyor. İngilizler o kadar pek biriktirmiyor ve çok kredi aldılar. Ve araba alacak, sıfır alacak paraları var. Ve Almanya'da çok büyük bir araba endüstrisi var. Anlatabiliyor muyum? Alman endüstrisine bu çok yardım etti ve şu anda İngiliz hükümeti inanıyor ki İngiliz araba endüstrisine de yardım edecek. Bunun çalışıp çalışmayacağını zamanla göreceğiz. Bu kanun yeni getirildi ve bekleyip görmemiz lazım. Evet efendim, Avrupa'da 7 günün İngiltere temsilciliği, tüm izleyicilerimize ve bizlere hayırlı olsun diyoruz. İngiltere temsilcimiz Gülay Kılıç, Levins Hukuk Bürosu ile birlikte İngiltere'deki vatandaşlarımızı ve soydaşlarımızı çok yakından ilgilendiren soruları sormaya ve o yanıtları sizlere iletmeye devam edecek önümüzdeki haftadan itibaren de. Bu arada Avrupa'da 7 gün sitesinde önümüzdeki hafta İngiltere temsilciliğimizin telefonlarını, mail adreslerini vereceğiz. Ve İngiltere'deki tüm izleyicilerimiz Avrupa'da 7 güne iletmek istedikleri sorunları bu adresler aracılığıyla bize iletebilirler. Şimdi diyoruz ki ATV Avrupa'nın biraz para kazanması lazım. Reklamlar. Tişörtün dünya markası David Gerenzon'un sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.